Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kur'an okurken bazı ayetlere rastlarız. Zınkada durdurur bizi. Başımızı öne eğdirir ve derin derin düşündürür. Üstünde dururuz, birkaç defa okuruz. Kendimiz de ayeti muhasebe ederiz. Çoğu zaman mahcup oluruz ve Cenab-ı Allah'a yeniden döner ve söz veririz. Bu kitaplardan okuduklarımıza göre birçok eşkıyayı veli haline getirmiş. Şakiki Veli gibi mesela, bu ayeti kerime. Bir gün, haram bir gece geçirmiş ve sabahleyin kimse görmesin diye damdan dama atlayarak giderken, seher ile fecir arasında o karanlık saatte aşağıdan bir Kur'an sesi gelmiş. Kulak vermiş ki, bir hafız, bir Müslüman şu ayetleri okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hak ve la yekunu kellezine utul kitabe min qabl fatala aleyhimul amed ve kaset kulubuhum ve kethirun minhum fasikun. Dizlerinin bağı çözülmüş adamın. Oturmuş, uzun uzun ağlamış. Ve sonra başını kaldırıp, geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi. Tövbe ediyorum demiş. Sonra da büyük bir veli olmuş elhamdülillah. Bu ayet bizim de başımızı yere eğdiriyor ama ne kadar kamçılıyor onu bilemiyorum. Motivasyonuyla, etkisiyle eşkıyalığımızı belki bırakıyoruz ama velayete doğru götürebilecek elbette ki gücü var da biz irademizi daha önceki gafletlerimizle felç etmiş, sayıplatmışsak, kabahat bizdedir. Ayetin gücünde değil. Ne diyor bu ayeti kerime? Hadis suresi 16. ayeti kerime. Elem ye'ni, daha zamanı gelmedi mi? Artık yeter demeyecek mi? Elem ye'ni, lillezine amenu, iman edenler için. اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı hatırlayarak, Allah'ı düşünerek, Allah diyerek, kalplerinin ürperme vakti. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, bu ve benzeri ayetler, Allah'ın irşatları, hayra yönlendirmeleri, azabından korkutmaları. Bunları okuyup da bir kalp nasıl ürpermez, nasıl korkmaz, nasıl vazgeçmez gafletinden, yanlışından. Yapmadıysa bu zamana kadar, şimdi artık zamanı gelmedi mi? وَلَا يَكُونُ olmasınlar كَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلُ Daha evvel kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar gibi. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدِ Zaman uzadı onlara. Peygamberleriyle arasında uzun bir zaman geçince o zaman
eskitti imanlarını. Uyanıklıkları gaflete dönüştü. Davayı unuttular, kulluğu unuttular. Da fakasat kulubuhum, kalpleri katılaştı. Ürpermez oldu artık. Ve kethirun minhum fasikun, onların ekserisi fasıktırlar. Yoldan çıkmışlar. Allah'a giden yoldan çıkmışlar. Sağa sola sapmışlar. Gayril mağdubi aleyhim velad dallin olmuşlar. Kimisine gazap etmiş, Allah öfkelenmiş. Kimisi sapıtmış gitmiş, cehenneme boylamışlar. E'lem bu, şunu iyi biliniz ki, ennallâhe, hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu, yuhril arza ba'de mevtiha, arzı ölümünden sonra ihya eder, yeniden diriltir. Ölü kalpler de dirilebilir. Ölmüş insan da dirilebilir. Günah bataklığında batmış gitmiş, gaflete düşmüş, kalbi katılaşmış, kendini kaybetmiş insan da dirilebilir. Ölü, yeryüzünün baharda tekrar dirilmesi gibi. Örnek bu. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْاَيَةِ İşte siz, işte biz size ayetleri böyle beyan ediyoruz, açıklıyoruz. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akıllanasınız diye, düşünesiniz diye, tefekkür edesiniz diye, ders ve ibret alasınız diye. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimeler kime indi? Muhataplarında. Kim değil muhatapları? Ashab-ı kiram. Elem ye'ni, daha zamanı gelmedi mi? Artık zamanı gelmedi mi? Lillezine amenu, iman edenler için diyor. Tefsir kitaplarına bakıyoruz. Burada iki grubu zikrediyorlar. Lillezine amenu. Bir grup diyor ki, bunlar münafıklardır. İman ettiklerini söylüyorlar ama gerçekliğe iman etmemişlerdir. Dilleriyle iman ettiklerini söylüyorlar. Artık bu kadar Müslümanların aralarında yaşadı. Bu kadar Kur'an ayetlerine muhatap oldular. Zamanı gelmedi mi gerçekten iman etmenin? Saygı duyarız. Müfessirlerimiz böyle bir mana vermişlerdir. Ama daha güçlü mana, اَلَمْ يَئْنِ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Muhatabı ashab-ı kiramdır. Bu onlar için bir kınama değil, bir uyarıdır. Ve sonra muhatap, biz dahil, kendi nefsim dahil, kıyamete kadar bütün bu ayetleri okuyan müminlerdir. Bir zayıflık var. Kalben iman ettiğimiz, dil ile ikrar ettiğimiz, ifade ettiğimiz, acaba bedende açık seçik bir uygulama, bir amel, bir davranış biçimi olarak gözüküyor mu? Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Kur'an'ın birçok ayetlerinde anlatıldığı gibi derilerimiz titriyor, ürperiyor, sonra yatışıyor mu? Gözlerimizden yaş dökülüyor mu? Etkileniyor muyuz ayetlerden? Bize inen Kur'an'la aramız nasıl? Kur'an'ı okuyor muyuz? Anlamaya çalışıyor muyuz? Bize orada bir kısım buyrukları var Rabbimizin. Yerine getiriyor muyuz? Bir kısım yasaklamaları var. Kaçınıyor muyuz onlardan? Bir kısım güzel yönlendirmeleri var. Aramız nasıl bunlarla? Kur'an bize hakim mi? Kur'an ailemize hakim mi? Kur'an toplumumuza hakim mi? Kur'an devletimize hakim mi? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan inzal buyurulan, indirilen hakikatler, ayetler. Değilse artık zamanı gelmedi mi?
Elem ye'ni lillezine amenu. Zamanı gelmedi mi daha müminler için? En tahşa'a kulubuhum li zikrillah. Allah deyip, Allah'ı hatırlayıp, Allah'a dönme ve kalplerin titremesi, ürpermesi zamanı gelmedi. Ve ma nezele minel hak. Allah'tan inen Kur'an ayetleriyle kalplerin ürpermesi. Allah bizi muhatap alıyor, hayra yönlendiriyor, şerden sakındırıyor. Bizim mutluluğumuz için, bizim iyiliğimiz için. Bunu tefekkür etmemiz lazım. Bunu düşünüp kendimiz, kendi çıkarımız için değerlendirmemiz lazım. Bizden evvel yanlışa düşmüş insanlar, mesela Yahudiler ve Hristiyanlar var. Kendilerine Tevrat ve İncil verilmiş ama kitap ellerinde de peygamberlerle arada zaman uzayınca kalpleri katılaşmış. Neden? Dünya sevgisi. İmanın verdiği aşkı, şevki, vecdi, coşkunluğu kaybetmişler. Etkilemez olmuş iman onları. Çok ilginç. Dünya sevgisi bütün hataların, günahların başıdır. Haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde, haram yollarla bu dünyayı, bu dünyanın altını, gümüşünü, parasını, pulunu, eşini, evladını, işini, bağını, bahçesini, evini, barkını, şanını, şöhretini, iktidarını, koltuğunu, haksız yere, kanunsuz yere, haram yollarla elde etme çabası Allah'ı unutturuyor. İmanın coşkusunu alıyor. Kalbi kas katı hale getiriyor, taşlaştırıyor yani. Sonu gelmez hülyalar, tuğli emel, hiç ölmeyecek sanki. Şunu da elde edecek, onu da elde edecek, onu da elde edecek. Hiçbir düşünmüyor. Elde ettiğin her şeyin zevki bitiyor. Yenisinin heyecanı seni sarıyor. O da bitecek. Bir gün öleceksin, dünya da bitecek. Bunu düşünsene. Evet. Zamanın uzaması bazı yaraları iyileştiriyor, bazı acıları teselli ediyor ama bazı aşkları, veşkleri, coşkunlukları da törpülüyor, unutturuyor. Uyanık kalpleri gaflete düşürüyor, taşlaştırıyor maalesef. Değerli kardeşlerim, bunları düşünerek kalbimizi Allah'ın zikrine yeniden döndürmeli, yeniden Kur'an'a çevirmeliyiz gönlümüzü. Manasını anlayarak okumalı, hayatımıza Kur'an'a göre bir yön vermeliyiz. Allah'ı zikretmeliyiz. Evet, bizimle Peygamberimiz arasında bir 15 asırlık zaman var. Ama bütün bu zamanları yırtarak biz onu görüyormuş gibi iman edip seviyoruz. Sünnetine sarılmak istiyoruz. Bu isteğimizi artık bir adım atarak vakti geldi, saati geldi davranış biçimine dönüştürelim. Şahsi adet ve alışkanlıklarımız sünnete göre olsun. Toplumun örf ve adetleri sünnete göre olsun. Kur'an ve sünnete göre olsun. Devletin kanunları, yasalar Kur'an ve sünnete göre olsun. Hayat bütünüyle Kur'an ve sünnete göre olsun. Ve biz ibadet saatlerimizde tenhaya çekilelim. Uzun uzun Kur'an okuyalım. Allah'ı zikredelim. Allah dedikçe derilerimiz ürperecek ve gözler yaşaracaktır. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi cehenneme girmez. Nasıl ki süt memeden çıkınca tekrar memeye sokmak mümkün değil. Aynen öyle diyor Peygamberimiz. Allah
zikriyle o kadar meşgulsün ki kalp yanıyor, kaynıyor, buharlaşıyor. O buhar gözlerden yaş olarak süzülüyor. Allah zikrin böyle bir özelliği var. Biliyorsunuz, Sebatun yuzilluhumullah diye başlayan bir hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu aşağıların altında yarın 7 sınıf insanı özel misafiri kılacak. Güzel insanlar. Bunlardan bir grupta tenhalarda, kimsenin görmediği yerlerde Allah ile baş başa, ihlas ve samimiyetle Allah'ı zikrederler. Kalp o zikirden yanar ve gözlerden yaş boşanır. Bunlar Cenab-ı Allah olan bu sevgi ve bağlılıklarıyla, bu aşk ve muhabbetleriyle arş-ı âlâ'nın altında özel misafir olmayı hak etmiş. Daha doğrusu layık olmuşlardır. Hak etmek ayrı bir şey. Allah lütfü kereminden ihsan ediyor, lütfediyor. Değerli kardeşlerim, o bahsi biraz uzun hikaye. Orada bırakalım inşallah da gözyaşımıza bakalım. Eğer göz yaşarmıyorsa burada bir kalp katılığı var demektir. Gözyaşı ve Allah'a kalbi bağlılık yaptığımız işin Allah Celle Celaluhu katında kabul olduğunu, makbul olduğunu, rıza ile, hoşnutlukla karşılandığını da gösterir aynı zamanda. Amelin içinin dolgun olduğu, ihlas ve samimiyette olduğunu da büyük gösterir aynı zamanda. Gözyaşı, dualarımızı, ibadetlerimizi veya önceden içimizi yakan günahlara tövbelerimizi kıymetlendirir. Gözyaşı bir kalp ameli olarak onun kıvamını gösterir bize. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman olarak gözyaşıyla kalbimizi, nefsimizi yıkamalıyız. Günah kirlerinden kurtulmalıyız. Bu ve benzeri ayetler geldiği zaman bize bir tövbe fırsatı, böyle de kapısı açar. Allah Celle Celaluhu bunu karşımıza dikiyor, koyuyor ve bizi kendisine davet ediyor. Kabul etmeyecek olsaydı davet eder miydi? Şu soruyu kendimize soralım. Elem yeni, daha gelmedi mi zaman? Yetmez mi artık yanlış yollarda ya? Yetmez mi artık gaflet? Yetmez mi zikrullah'tan uzak durmak? Yetmez mi inen ayetlerin gösterdiği istikamete uzak kalmak? Yeter. Bu yolun sonu yok değerli kardeşlerim. Sonu olan yol İslam'dır. Başında Hazreti Muhammed var, arkasında bütün peygamberler var, sahabeler var, şehitler var, sıddıklar var, salihler var, sonsuzluk kervan. Bu yolun peşinde olmak lazım. Sonsuzluk kervanı peşinizde. Ben üç ayakla seken topal köpeğim, bastığınız yerleri karış karış öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanı peşinizde ben diyerek bu yolda yürümek, bu yoldan asla ayrılmamak, dermanımız, takatımız kesilse bile bu yola kapaklanmak ama bu yolda, bu yol üstünde ölmek. Kalbimize bunu kesinlikle karar olarak yerleştirmeliyiz. Ve Allah'a dönmeliyiz. Başka kapı yok. Hoşça kalın ve selam.